Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Bursa Spor Yönetimi Yeşil Beyazlı Kulüp'le ilgili gündemdeki merak edilen soruları yanıtladı. Başkan Ali Ay, şu ana kadar hatalarımız oldu ancak yanlışlarımız asla derken, ikinci başkan Cem Öztürk de kulüp yöneticiliğinin çok stresli bir iş olduğunu vurguladı. Bursa Spor Yönetimi kalan 8 hafta öncesi takımın son durumuyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Bursa Spor Başkanı Ali Ay, kendi öz eleştirimizi yapma gibi bir durumda olmadıklarını ifade ederek, hatalarımız olmuştur ancak yanlışlarımız asla dedi. Maddi imkansızlıkları sürekli dile getirmelerinin yanlış anlaşılmaması istediğinin altını çizen Başkan Ay, Bursa Spor olarak biz birçok kulüpten daha iyi konumdayız. Belki şu an 10 milyon euroluk bir kaynak yaratabilsek hiçbir sorunumuz kalmayacak dedi. Kalan 8 haftada maksimum puan toplamayı istediklerini ifade eden Ay, bu sezon futbolda yaşadıkları şanssızlığı vurgulayarak, tek ümidimiz kalan 8 haftada yine video yardımcı hakem sisteminden dolayı puan kayıpları yaşamamak. Şimdi ilk hedefimiz Alanya'yı yenmek dedi. Devre arasında transfer yapmadıkları için pişman mısınız sorusunun yöneltilmesi üzerine Başkan Ay, o zamanki şartlarda transfer yapamazdık, kabul ediyorum, belki bir kamuoyu oluşturup transfer tahtasını açtırabilirdik dedi. Teknik direktör Samet Aybaba ile ilgili görüşlerini de aktaran Ali Ay, değişim kesinlikle yok, bizim hocamızla alakalı bir sorunumuz yok. Sezon başında herkes çok memnundu, bize de teşekkür ediyorlardı. Şimdi ne değişti? Biz teknik heyetimizden memnunuz. Mayıs ayında hocamızla da oturup konuşuruz. Şu an herhangi bir değişimden yana değiliz dedi. İkinci başkan Cem Öztürk de kulüp yöneticiliğinin çok farklı ve stresli olduğunu dile getirerek, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir sürü projemiz vardı ama bazen olmayınca olmuyor. Arazilerimizi satışa çıkarıyoruz. Her şey bitiyor. Bir bakmışız alıcı ertesi gün vazgeçiyor. Buna Ali Ay veya yönetim kurulu ne yapabilir ki şeklinde ifadeler kullandı. Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda futbol şanssızlığından yakındı. Hücumsal olarak sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Aybaba, kalan 8 haftada taraftarımız destek vermeye devam ederse işimiz daha kolaylaşır dedi. Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımın son durumuyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ama çok büyük bir coşkusu var, isteği var. Çalışmalarına durmaksızın devam ettiklerini belirten Aybaba, futbol şanssızlığından yakınarak iyi oyun, her türlü mücadele vardı. Futbol şansı hiç yanımızda olmadı. Ama bundan sonra olacak. Şanssızlıkları geride bırakıp yeniden plan yapıyoruz. Kalan maçlar çok kritik. Bir an önce hızlı şekilde yukarıya çıkmak için her şeyi düşünüyoruz dedi. Hücumsal anlamda sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Aybaba, devre arasında ekonomik nedenlerden dolayı transfer yapamadık ama rakipler bu sürede takviye yaptı. Bulundukları yerden yukarıya çıktılar. Biz mevcut yerde kaldık. Alanya Sporaç ise geldi 12 gol attı. Bizim santraforumuz 3 gol attı. Puan sıralamasında da arkada kaldık. Bütün bunları iyi yaparak sonlandırabilseydik, ligin en çok konuşulan takımı olacaktık dedi. İstifa sorularını da yanıtlayan Aybaba, kötü maçlardan sonra istifayı düşünmedim. Ama bir defasında başkanın evine gidildi ve protesto oldu. O gün düşündüm biraz, keyfim kaçtı ve moralim bozuldu. Onun dışında hiç düşünmedim dedi. Strese gerek olmadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, kalan haftalarda en düşük 14 puan almayı planlıyoruz. İlk kazanacağımız maçtan sonra daha da iyi oynayacağımızı tahmin ediyorum diye konuştu. Bursa'nın bir futbol şehri olduğunu ve üzerlerinde baskı olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, futbolcular bazı şeyleri kaldıramıyor. Ama 2-3 haftadır iyi destek alıyoruz. Böyle sürerse işimiz kolaylaşır dedi. Süper Lig'e verilen 3 haftalık araya Alanya deplasmanıyla nokta koyacak Bursa Spor'un bugünkü antrenmanında Sako krizi yaşandı. Forvet oyuncusu belimde ağrı var diyerek çalışmaya yine katılmadı. Sakatlıklarla başı dertte olan Yeşil Beyazlılar da Barış, Şehu ve Onur'un Alanya Spor maçında oynamasının zor olduğu belirtildi. Süper Lig'in 27. haftasında Akdeniz ekibi Aytemiz Alanya Spor'la deplasmanda mücadele edecek Bursa Spor, kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil Beyazlıların teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinde yaptığı antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Antrenmanda dikkat çeken ayrıntı ise forvet oyuncusu Diafro Sako'nun idmana yine çıkmaması oldu.
Geçtiğimiz hafta alacakları nedeniyle tesiste olmasına rağmen antrenmana katılmayan tecrübeli futbolcu belimde ağrı var diyerek çalışmaya yine katılmadı. Öte yandan bir süredir takımdan ayrı olan Barış Yardımcı da antrenmanda denendi ancak kendini iyi hissetmediği için çalışmayı yarım bıraktı. Çalışmaya katılmayan bir diğer isim olan Onur Atasayar'ın da Alanyaspor deplasmanında oynamasının zor olduğu belirtildi. Sağ arka adalesinde zorlanma meydana gelen Şeyhun'un durumuysa çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Sıra Türkiye Kupası'nda yarı final perdesi bu akşam açılıyor. Programı ekranlara getirelim. Sıra Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında bugün saat 20'de Galatasaray Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Yarın saat 20'de Ümraniyespor Akhisarspor'u konuk edecek. Almanya'da eleştirilerin odağında olan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel istifa etti. Grindel, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in milli takımdan ayrılma sürecinde de oldukça eleştirilmişti. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel görevinden istifa etti. Federasyondan yapılan açıklamada, başkanlık seçiminin yapılacağı Eylül ayına kadar görevi geçici olarak başkan yardımcıları Rainer Koch'la Reinhard Robben'ın üstleneceği aktarılırken Grindel'ın FIFA ve UEFA'daki görevlerini ise sürdüreceği duyuruldu. Grindel uzun süredir Alman basınında eleştirilerin hedefi halindeydi. Federasyonda 2016 yılında göreve başlayan Grindel'ın 1,5 yıl önce doğum gününde Ukraynalı bir iş adamından pahalı bir saati hediye olarak kabul ettiği de basına yansıdı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Grindel, saati kabul etmesinden dolayı örnek bir davranış göstermediğini vurgulayıp özür dilerken bu olay sebebiyle federasyon başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kaldığı için de sarsıldığını kaydetti. Grindel, Türk kökenli futbolcu Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasına ilişkin süreci iyi yönetemediğinden dolayı da eleştirilmişti. Dünyada spor gündemi bugün oldukça yoğun. Gelişmeleri ekranlara getirelim. Beşiktaş'ta yeni sezon teknik direktörlük adayları arasında bir süredir ismi geçen Razvan Lucescu'dan açıklama geldi. Lucescu, "Tekliflerle ilgilenmiyorum, PAOK'a konsantre oldum. Eğer ayrılmak istersem ilk olarak başkanla konuşacağım, birlikte karar vereceğiz" dedi. Real Madrid'in Huesca'yı 3-2 mağlup ettiği maçta teknik direktör Zinedine Zidane'ın oğlu Luka Zidane'ın kaleye korumasının ardından İspanyol basını seçiminden dolayı Zinedine Zidane'ı eleştirdi. Fransız teknik direktör ise kaleyi oğlu Luka'ya emanet etmesinin eleştirilecek bir yanının olmadığını belirterek Luka tıpkı diğer futbolcular gibi bu takımın bir parçası. Maç öncesinde Courtois kendini iyi hissetmiyordu. Kaleri de milli maçlar sonrası dilendirmek istedim. Oğlum elinden geleni yaptı dedi. Sluka es el tercer portero. İngiltere Premier Lig'de Beşiktaş'ın eski oyuncuları kaleci Fabri ve Ryan Babel'in formasını giydiği Fulham küme düşüyor. Fulham 32 haftası geride kalan ligde topladığı 17 puanla sondan birinci sırada. Fulham'ın düşme potasının hemen üstünde 17. sırada yer alan Burnley ile arasında tam 16 puan fark var. Fulham küme düşen ikinci takım olmamak için bu hafta sonu Watford maçında mutlaka puan almak zorunda. Dinamo Zagreb'in Benfica'yı ağırladığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında yaşanan olaylar sebebiyle başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı. Taraftarların ırkçı tezahüratta bulunması nedeniyle UEFA tarafından Dinamo Zagreb'e 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin euro para cezası verildi. NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Phoenix Suns'a 122-113 mağlup oldu. Cavaliers'ta Colin Sexton 21, Jordan Clarkson 20 sayı üretirken Cedi Osman 3 sayıyla salondan ayrıldı. Man.
Formula 1'in efsanesi haline gelen ve uzun süredir yoğun bakımda olan Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Ferrari ile Bahreyn pistinde test sürüşüne çıktı. Formula 1'de 7 şampiyonlukla en çok şampiyon olan pilot rekorunu elinde tutan Michael Schumacher, yaşadığı kaza sonrasında yoğun bakıma alınmış ve ailesi Schumi'nin sağlık durumuyla ilgili herhangi bir bilgi vermemişti. Schumacher'in oğlu Mick Schumacher de babasının izinden gidiyor. TFF 2. ve 3. ligdeki Bursa temsilcilerimiz İnegölspor ve Karacabey Belediyespor 29. hafta maçlarına yarın çıkacak, programı ekranlara getirelim. Çarşamba günü TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta saat 15'te İnegölspor deplasmanda Sakaryaspor'la mücadele edecek. TFF 3. Lig 3. grupta ise saat 15'te Karacabey Belediyespor Bağcılar'ı ağırlayacak. Bültenimizi noktalıyoruz. Yayınımız Ulu Cami'den canlı olarak aktarılacak. Miraç Kandili özel programıyla devam edecek.